Beyler, beyefendiler, işte bu başarı hikayesinin kahramanı Kenan Sofuoğlu. Kardeşim hoş geldin. Sefalar getirdin, gel kardeşim. Büyük bir muhabbet, büyük bir alaka görüyorsun. Evet. Çok sen ama çok düzgün adamsın sen ya. Çok sakin. Hakikaten bizim eski bir hukukumuz var. Maziden ve hiç kendini bozmayan insanlar vardır ya, başarı kazanmasına rağmen sağlam duran, böyle iyi aile terbiyesi almış. Şimdi riya gibi algılanmasın, yüzüne söylemiyorum. Hakikaten öyle bir adamsın sen. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Son bir yarış kazandın değil mi? İspanya'dan geldin. Evet. En son yarışım pazar günü İspanya'daydı. Hı hı. Yarışı kazandık çok şükür. Maşallah, çok güzel. Şampiyonanın başladığı ikinci yarıştı. İlk yarış Avustralya'daydı. Birinci, hı hı, giderken yarışta piste biri yağ akıttı. Ben yarış dışı kaldım. Hı hı. Şu anda son yarışı kazanmamla beraber şampiyonada dördüncüyüm. Hı hı. Bu pazar değil, bir dahaki pazar 27 Nisan'da Hollanda yarışım var. Kazanırsam inşallah şampiyonun liderliğine yükseliyorum yine. İnşallah. Nasip dualarımız seninle olacak. Şimdi tabii aslında senin hikayeni izledik, çok böyle gözlerimiz dola dola. Birçok efendim sıkıntıya rağmen inancınla, azminle, heyecanınla, tutkunla bugünlere gelmiş birisin. Kenan, aslında hani hep çalışmak çalışmak denir ama onun dışında bir büyüsü olsa gerek. Nedir abi seni zirveye taşıyan şey? Temel motive edici sebepler neler oldu? Ya şöyle söyleyeyim, esasında biz ilk yarışmaya başladığımda 2000'li yıllarda abilerimin sayesinde, babamın desteğiyle Türkiye'de yarışmaya başladım. Daha sonra tabii 2002 yılında Avrupa'ya çıktığımızda şöyle bir seçenek vardı. Bütün aile varıyla yoğuyla beni Avrupa'ya yollayacak ve benim oradan başarılı olmaktan başka çarem yoktu orada gittiğimde. Tabii bu çaresizlik esasında beni başarıya itti. Hı hı. Tabii ki belki de imkanlar çok olsaydı, ailemin durumu çok iyi olsaydı, çünkü çok zorluklar yaşadım Avrupa'da, hı, geri dönerdim, vazgeçerdim, uğraşamam ben bu işlerde derdim ama diyemedim bunu çünkü öyle bir şansım yoktu, mecburdum yapmaya. Tabii o günlerde bunlar çok zor geliyordu ama ilerleyen yıllarda anladım ki eğer imkanlarım olsaydı ben vazgeçerdim, o yoldan da geri dönerdim. Ha, o yokluklar aslında seni daha çok motive etti diyebiliriz. Mecbur kıldı, evet. Peki bazen, yani şimdi benim böyle ilk gençliğimde falan hani izlediğimiz, takip ettiğimiz şeyler şimdi hayata geçiyor. Nedir işte? Mesela Adapazarı'ndan, Sakarya'dan çıkmış bir Türk delikanlısı dünyaya meydan okuyor, şampiyonluklar kazanıyor. Hani bundan 20 yıl önce, 25 yıl önce pek bunları düşünemezdik. Hayal bile edemezdik belki. Aklımızın, evet, ucundan da geçmezdi ama demek ki oluyor. Yani önce iş bir kafaya koymak ve onun için bir takım hayaller üretmek midir? Şöyle söyleyeyim, esasında benim yarışmaya ilk Avrupa'ya gittiğim zamanlarda burada bir federasyon yoktu. Şimdi çok güçlü bir federasyon var. Sponsorlar arttı. Mesela ben dün Sakarya'da Red Bull'un desteğiyle beraber 16 tane çocuğu Sakarya'ya getirdim. Kendim orada ufak bir pist yaptım. Oradan 6 tane çocuk seçtik. Bu seçtiğimiz çocukları kendim özel eğitip dünyada çok popüler bir kupa var. Red Bull Rocky Class Cup var. Şu anda Toprak Razgatlıoğlu benim bir öğrencim orada yarışıyor. Hı. Kendisi İspanya'da şu an testlerini yapıyor. Buradan yetiştirdiğim çocukla beraber çocuklar Avrupa'ya yollayacağım. Orada yarışmaya devam edecekler. Hani bugüne bakıldığı zaman her şey çok farklı. 5 senede o kadar çok değişti ki motor sporları. Senede başka bir örnek vereyim ben size. Biz yarıştığımız zaman Türkiye'de toplam 4 yarışçı vardı. Hı hı. 3'ü Sofuoğlu kardeşler, başka biri de pilot Levent Celesun vardı. Bazen de katılan Süleyman Memnun. Yani 5 topu topu 5 pilottuk. Şimdi bakıldığı zaman 1000 civarında yarışçı var. Sponsorlar var. Spor ileriye gidiyor. Gerçekten hani Türkiye'de futbol çok iyi, çok ileride. Ama diğer sporlar biraz gerideydi. Motor sporları her geçen gün daha da gelişiyor. Bizim aldığımız başarılar da motor sporlarını iyi yerlere getiriyor. Hı hı. Kenan, şimdi bir bu formula yarışlarında bir şey söyleniyor. İnsanlar evlenince biraz düşüyormuş hızları. Evet. Çocukları olunca biraz daha düşüyormuş. Gördük
Maşallah nişanlın dünya güzeli bir hanımefendi. Allah bir yastıkta kocası. Şimdi sen evlilik hayalim var. Ne zaman bilmiyorum tören düğün. Nasipse bu yaz. Bu yaz inşallah. Allah mutlu mesul etsin. Şimdi evleneceksin, ondan sonra çocuk planları devreye girecek. İnşallah. Bütün bunlar bir şampiyonun gerçekten o söylendiği gibi hızını düşüren şeyler mi ya? Şunu söyleyebilirim. 20 yaşında yarışmaya başladığımda, şimdi 29 yaşındayım. Yani yarışmaya 20 yaşında başlamadım derken başladım ama 20 yaşlarımda tabii Avrupa'da ilk yıllarımda. O zamanlara göre farklı tabii ki. Yani o zamanlarda hiçbir şey düşünmeyen, ne olursa olsun işte kazanmalıyım, yapmalıyım, etmeliyim derken şimdi tabii işler değişti ama bunda abilerimin vefat etmesinde de tabii büyük etkisi var. Onların kaybı, aileme, özellikle şimdi annem, sağ anneme karşı mesela bir sorumluluklarım var. Tabii ki artık daha farklıyız, daha dikkatliyiz. Hani bir yarışa giderken risk alacaksak bir yere kadar alıyoruz. Ben 29 yaşındayım. Bu spor sonuçta 34-35 yaşına kadar yapılan bir spor. Doğru yaş sınırı 35 yaşları, 40'a kadar da yapabilirsiniz. Tabii ki yaş ilerledikçe zaten bakış tarzı, hayata bakış tarzı değişiyor. Ben ilk yıllarımda Avrupa'ya gittiğimde sadece motosiklet kullanmak için gitmiştim. Sonra hiçbir şey düşünmedin mi başka? Hiçbir şey yok. Sadece her türlü riski aldın, heyecan. Kesinlikle motosiklet kullanayım, ailem destek oldu, o başarıyı yakalayayım. Daha sonraki yıllarda orada bir milliyetçilik duygusu arttı. Çünkü artık herkes kendi bayrağını sallıyor. İşte dünya şampiyonasında tek Türk'üm. Orada Türkiye'yi tek temsil eden kişi olduğum için tabii bakış tarzım değişmeye başladı. Şu anda yarışlardaki en büyük amacım yarışı kazanmak. Kazandıktan sonra İstiklal Marşı ve pistte Türk bayrağıyla tur atabilmek. Yani milli sporcu olduğumuz için.